Bizim kuşumuz 6 ayda 10 ayda 1 senede oynar arkadaşlar. Bak ben bir şey anlatıyorum. Normal bir oyun kuşunun performansını bizim cıklağımızı sarmaya kırınca yapıyor. Ve bizim cıklağımızda bir özellik var. Türkiye'de inmeyen kuş sayısı çok azdır. Hani bütün kuşlar oyun yapar ama inerken ayak perdağı yoktur. Bizim Çorum cıklağımızın ayak perdağı, orijinal adı kesinlikle bozulmadı arkadaşlar. İniş tertibatı. Yüksek uçum mesela. Bir de normal sarmaya kırdığı zaman böyle değişik bir ne oluyor? Tabii tabii. Vücut oluyor. Ama bizim arkadaşlarımız Çorum'da sağ olsun kırık kuşu görünce kırık diyor. Ya arkadaşım iyi bir sarmaya bunu işleyeceksin. Oyun kuşu olarak uçuracaksın. Tabii. Kendini de ama şöyle bir şey oldu. Ben çiftlikte işte yaklaşık 7-8 aydır adlıcından dolayı fazla kuşa emek vermedim. Çıplak uçurdum. Birkaç arkadaşlarım da götürdüm. Görünüşte kuşlarımız cıplak. Bazı kuşlar için hoş. Bazıları özelliğini yitirmiş. Şimdi biz eski besleyenler veya bu işi ayıranlar veya iyi dediğimiz hayvanlara hizmet edelim. İyisini çıkaralım. Emek ona verelim. Yine güzelliğini çıkaralım. Hani şebap gibi düşünelim. Ama oyununu da bozmayalım diyorum. Tabii. Bir de fiziksel olarak şimdi ne yaptılar? Ben tabanında mesela gördüğüm kuşlar kanatları, kuyrukları, kemikleri, vücutları uçmaya çok uygundu. Şimdi güzelliğe çalıştığı için arkadaşlarımız, büyüğümüz küçüğümüz yok. Hepsi çalışıyor. Bunun rengine çalışıyor. Kuşların kanat ve fizikleri burnu gibi oldu. Arkadaşlar kuş bunu taşıyamaz. Yaptığı oyunu taşıyamaz. Hani diyorlar ya bir cıplak uçuruyor, bir şey anlamıyor. Kanadı yok, kuyruğu yok. Neresinden anlayacağınız ki? Yani oyuna beslediğiniz kuş da biraz ayağı iri olabilir, kanadı geniş olabilir, yapısal fiziği, kemiği ne yapsın? Olsun. Benim katkım bu kadar. Hani kardeşim. Yani Paşa abim dediği gibi önce kuşta yani fizik genel özellik olması lazım. Yani renginden tamam rengi en fikirdir olması gerekiyor. Ama renginden ziyade de daha önde gelen atıyorum Çorum cıplağı özellikleri olması lazım. Bunlar da nedir? Gaga olmazsa olmaz, göz olmazsa olmaz, işte gayten cıplaklık dediğimiz olay. Hani ufak bir hızar vardır, ufak bir işte böyle içten dıştan ufak bir hani şey vardır, tüy vardır ona çok bir şey demiyorum. İlla ki hani çıkabilir, çıkıyor da. İşte ne bileyim kanat yapısı, işte tüy yapısı önemli. Renk, bak tüy yapısı deyince renk olarak algılamayın yani. Bazı kuşlarda pamuk tüyü vardır, bazı kuşlarda çok sert bir tüy yapısı vardır. Yani onu orantılı bulmamız lazım, beslememiz için, özelliği için. Yani genel diyeceğimiz bu tarz şeyler. Hani yorumlarımda katkıda bulmak isteyen varsa buyursun. Veya da değişik bir fikir sunmak isteyen varsa. Çorum cıplağının kaç çeşidi var? Abi Çorum cıplağının kaç çeşidi var derken şu anda beslenen beyaz, mor boğa, siyah olan. Mor boğa, siyah olan, beyaz. 3 ama şöyle bir şey var. Beyazdan işte mor ya da siyahı eşlemişler. Dalara dediğimiz, ala dediğimiz kuşlarımız var. Şimdi? Yani onu da sayarsan 4 çeşit. Hani ama işte hayvana kırıldıkça dumanlılık gelmiş. Kırıldıkça farklı renkler çıkıyor. Kırmızısı çıkıyor. Ha. Kırmızı var mı Paşa? Tamam, yani. Tabanda bu 16'lar dediğimiz atılar daha iyi biraz. Bak olursa bulundu olursun. 16'lar dediğimiz kuşlarda böyle sarı gibi kuşlar tabii, çıkıyor. Nadir çıkıyor ama. İşte şu kırmızı. Kırmızı. Nadir bilmediğim bak ben bunu bilmiyorum. 16'lardan çıkıyor. Kırmızı diyorlar. Kırmızı bak bu gözlük mıslık da var da kırmızılardan. Ben 32 yaşındayım. Babam 90 yaşında. Atılar var. Senelerdir bizim evimizde çıplak var. Bizim kumesimizde bir tane kırmızı kuş çıkmadı. Evet. Kırmızı uvala çıkmadı. Evet. Ben de ondan bahsedeyim. Yani özünde var mı yok mu? Duman uvala çıktı da duman uvalada nasıl çıktı? Siyah uvalarına... Kesmesizler de çok birbirine girdiği zaman çıkartabilir. Şimdi karabaşlar, şimdi uvalada karabaş, kara kuyruğu birbirine bir şey derse muhakkak kesmesiz yavru alır. Evet. Çok onlar da birbirine eşlediği zaman dumanlıya gidiyor. Gitmez. Dumanlar siyah kanı, siyah kola kanı girmediği sürece dumanlı vermez. Muhakkak dumanlı verir. Ha, siyah kola verir. Siyah koladan çıkan duman alıp duman verir. Bunu kesmedi. Yavru kola bilmediği için ya erkek arkadaşlar olacak ya dişi arkadaşlar olacak. Devamlı kesmedi yavru alayım dediğin zaman. Mesela şu yetişiyle. Ben de bir yaşındayım yani. Bir yaşındayım diye zaman bunların altından komp kesmeli yavru çıkar. Bunda problem yok. Yani hep bak şu ilkeğine şu dişi birbirine eşittiği zaman bunların altından
ya da şöyle bir karşılıklı bir erkek. Ha, şöyle bir dişi diyelim mesela. Hayvanda kesme yok. Kesme yok. Ama bunda kesme var. Bunda beyazlık az ama erkekte beyazlık biraz daha fazla. Kanat üzeri ve kaşka dediğimiz alın. Hani. Bak, bu bunlardan kesmeli çıkma olasılığı %50-%60 diyelim. Hani. Ayna makbul mudur bunlarda çıkarsın? Çıkar arada çıkar. Ayna çıkar ama makbul değil. Makbul değildir. Bir de akkurut da vardır. Bak o kabakçının Osmanlı'da, eski okuduklar kabakçının Osmanlı'da da vardır. Komple akkurut çıkanları da vardır. O da altan vardı belediyeden emekli olarak. Altan abiyle kuşlar, akkurut kovarlar. Abi ben Hamal Yaşar'dan aldım da aynalıydı kuşta, sulaya girerdik yerine aldık ya. He. Çok doğru. Ben nasıl yaptığım zaman mükemmel bir kuşlar var şekli. Bak mesela şu kuşta... Şimdi bir de şuna inelim. Bak şöyle bir şeşmeş var. Ya o var, kız olacak. İşte ya onlar bir tarafa kara gözlüm de alışmalarınızın karışıyor. Şimdi kara göz dediğimiz yani kuzum, kuşun bir gözü şöyle göstereyim ben size. Bir gözü kırmızı, bir gözü siyah. Yani bu kanında beyazlıktan geliyor değil mi? %100 beyazlıktan geliyor. Geninde bir beyazlık var. Tabanında bir beyazlık var. Gözü değişiyor yani, diyorsa. Ha bu beyazlık da kuşun kırık olduğunu anlatmaz. Yani olmasa daha iyi ama bu tarz kuşlarda atıyorum işte kuşları da kesmek atmak için kullanılabilir. Hani benim kendi fikrim bu. Niye? Beyaz, tabanında beyaz var ya. Tabanında var bence. He. Tabanında beyaz olduğu için kuşlara çevirici vermiyor. Yani tabii. Zaten bu şey, kan katmak için, kesme katmak için daha güzel bir hoş görüntü olması için katılabilir. Kuşlar bak. Öyle değil ya arkadaşlar. Bu kuşlar Yunanistan'dan Ermeni artık getirdi Çorum'a. İlk getiren bizim dedelerimizden Ciro'nu Fatih'te ne derdi? Dizimi artık getirmiş. Ya öyle bir söylenti var. Bu şu bir şey. Adamı bilen var mı? Yok. Ama ya öğretmen ya bu yıllardır bizim memleketimizin bu şimdi yani. Şimdi illaki bir yerlerden gelmiştir. Eskiden gelmiş. Abi öyle bir şey yok. Söylenti var, adam yok. Tabii. Söylenti var abi. Söylentiye ne bakıyorsun? Bunu ben de bir şey söyleyeyim. Ama şimdi şöyle. Ne var? Ben sana şöyle bilindik söyleyeyim. Sivas Kangal'ı. Ne yapmış? Kangal Çorum'da yok mu? Kangal işte veya da Kayseri'de yok mu? Var. Ama ne yapmış? Sivas bunu belirtmiş. Şimdi Kangal dedim akla direkt geliyor Sivas. Cıplak dedim mi de akla direkt gelen Çorum bu olasıdır. Çorum aşağı bunu Çorum belirtmiş. Bu kuşlar Çorum'a bir bence nasıl bir devletimiz var. Sana eğitim edelim arkadaşım. Lan. Türkiye'de meşhur 60, 70, 80 yaşındaki adamlar toplanıyor. Kuş konuşuyorlar. Kuş konuşuyorlar. Bizim Çorum'umuzun kuşu konuşuyorlar. Tabii. Bak bunu ciddi konuşuyorum. Yani bunu anımsamak, bunu önemsemek lazım. Ben yıllardır önemsiyorum, besliyorum ama gündemi yok. Yani bunu gündem derken yani şunu anlatmak istiyorum. Sahiplenmek lazım. Hebeslediğini bileceğim. Türkiye'de bunu, bak abi, herkes, her yöre, üç tane diyorum ki bak, Urfa diyorum, Mardin diyorum, Çorum diyorum, Sivas sonra diyorum. Ama Sivas da var diyorum, kuş olarak. Türkiye'de bu kanıtlanmış diyorum. Herkes kuşuna sahip çıkıyor ama bizim maşallah Çorum'da bir sahip çıkan yok. Paşa abi şimdi bana da çok soruyorlar Çorum çıplağı diye, herkes duyuyor bunu. Evet. Ama şimdi nasıl oyun kuşunun belli bir şeyleri var, tabii. Ne diyorsunuz? 5 taklayla çıkacak. Şu kadar uçacak, şu sefere gelecek. Yani bunun bir ölçüsü olursa adam da en azından bunun uçum ölçüsü şöyle. Şimdi ya bir şey yapayım. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi herkes besliyor. Şimdi ekinin kilosu 10 lira olmuş, 12 lira olmuş. Tamam. Herkes bunu beslediği zaman az buçuk kapısında da para etmesi gerekiyor. Bunu etmek için de ne yapacaksın? Bunun reklamı olacak. Bak işin içine para mesela, girdin mi işte renk giriyor. Renk girmeyecek. Uçumu arıyor. Oluyor. Hiç kimse bak rengi biz biliyor. Adam diyor ki Çorum cıplağı var mı diyor. Evet. Var diyor mesela. Diyor ki uçuyor mu diyor. Yok orasında şey var burasında var diye sormuyor. Sadece uçuyor mu takla atıyor mu diyor. Biz biliyor, biz kendimiz yapıyoruz bunu. Mesela diyor ki burasında bunun beyaz var. Çöp. Ama bunu adam uçmasını istiyor yani. Dışarıdaki adam bunun kesmesini bilmiyor. Tabii uçmasını arıyor. Bilmiyor. Şimdi bak Ahmet abi. Söylenen o. Ben sana şunu söyleyeyim. Ahmet abi canlı yayında. Şimdi Ahmet abi. Tane anlatalım. Bizim eskiden belli. Hala bu cıplağımızı burada gelen ve gelmeyen insanlar var şu an buraya.
Hala kafasında uçan oynayan kuşları var ama evet, uçmuyor. Eski soy kuşları olan Çorum'da var. Uçurmuyor, korkuyor. Anlatabilir miyim? Tabii. Atmaca Çorum'da. Tabii. Bırak atmacayı, gündeme çıkartmıyor. Aynen. Diyor ki ben kuşumu kendime besliyorum. Çorum'un normalde yöresi olarak halkası kuşu kendine besler. Evet. Ha bunu ticaret olabilir. Bu ama ticareti Çorum'da da ufak olur. Niye? İnan ki burada herkes kendine besliyor. Hı. Ama sen de diyorsun ki bunu tanıtmak lazım. İşte bir piyasa. Tabii olsun yani. Şimdi onun olması için bunu gündeme çıkartmak lazım. Başka bunu gündeme çıkartmak için de söyleyebilirim. Uçurmak lazım. Önce bir koyun Çorum cıplarının nasıl uçtuğunu. Tabii. Ama bunu lafına değil. Bunu ne yapacağız? Bunu tekrar uçum alanına arkadaşlar, eşlerim, dostlar uçuracak. Evet. Gerekirse birkaç tane de ben uçururum. Çorum cıplarımızı tanıtarak fiziksel olarak tanıtacaksın. Ondan sonra da bırakacaksın, havada tanıtacaksın ki aynen, ondan sonra insanlar Çorum cıplarını tanısın. Bak, ben farklı bir şey diyorum. Evet. Söyle kardeşim. Şimdi ben 47 yaşındayım. Hı. 32 sene önce buradan bir astsubay Malatya'ya tayin çıkıyor. Bak arkadaşlar. Evet. Bak güzel mi bak bunu bak. 32 sene önce 15 yaşındaydım. Bizim taksici Remzi diye böyle güvercine merak salmış bir arkadaşımız bu astsubaya yardımcı oluyor. Çok güzel. Astsubay da bunun güvercin merakı var diye bir çift Çorum çıplağı hediye getirmişti buna. O kuşlar Malatya'dan nam yaptı. Tabii, oyunuyla, yaparlar, gezmesiyle, yaparlar, uçmasıyla, tabii, rengiyle tabii değil bak arkadaşlara ben ama de ama sen bir tane hata şöyle yapanı gördün mü işte hata yapanı? Hala aklımda hatta hani yani kendi arkadaşları o kuşların yumurtasını çaldılar yani. Tabii. Kendimi çalmadılar da yumurtasını çaldılar. Şimdi ben buraya geldim. Ben 30 sene sonra tekrar burada kuşa başladık. Arkadaşlar benden Çorum çıplağı istedi. Tamam. İşte Süleyman bilir. Defalarca aldım. 20-20, 30-30. İzmir'e gönderdim, Malatya'ya gönderdim. Bir tanesi yapmadı. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Onu yapmadığını hani ekran çekerken insanlar bir sayın olsun. Yok işte diyorum ki yani iyisini biraz aslında. Hayır kuşlar iyi. Yolladığın kuşlar değil. Ama hatayı anlatacağım ben sana. Şimdi güzele çalışıyor Çorum. Aynı bir şevap gibi düşün. Hı hı. Kostüm kuşları var ya. Bunu güzelle çalıştığı için kendi içinde dolanıyor. Ama bunun standardı oyun kuşu. Anlatabilir miyim? Bu konu burada. Ben oyun kuşu meraklısıyım. Türkiye genelinde de beni bilir. Evet. Paşakaya. Ben oyun kuşunu 23 yıldır hiçbir kanalı hiç kimse bana sattım diyemez. Kendim üretiyorum, kendim çıkarttığım oyun kuşuna uğraştığım için anlatıyorum bunu. Evet. Bilgim var. Bilgim olmasa konuşurum. Evet. Ben de diyorum ki bunu oynatmak için kendi içinde çalışmayacaksın. Farklı kuşuna çalışacaksın, oynayacaksın. Şimdi hep kuşlar kendi içinde çalıştığı için kan sıkışıyor, oyun özelliğini itiliyor. Sorun burada. Sorun burada. İlaveten Baş abi. Oyun kuşu da besleyeceğim, marlin de besleyeceğim. Bugün oyun kuşu olarak. İç içe kırıp da bir kırdık sonra 3 kandan 4 kandan sonra dışarıdan illa içine katman lazım. Mecbur. Mecbur. Niye? Niye? İç içe gire ileriye git, ileriye gitmek kesiliyor. Yani altı geriye dönmeye başlıyor. 32 sene önceki kuşları hala bugün konuşuyorlar. Bunu anlamadım. Demek istediğim de şu. Güzelliğe çalıştıkları için dışarıdan kuş tatlısı da babasını olarak 25 sene önce ben ona kuş gönderdim. O 32 sene önce uçan kuşlar gene çıkıyor. Arasında olur üstüme de yolladım. Üstüme de yolladım. Üçün bak içinde nasıl var bile oyun kuşuna düzenlenen yarışmalar var. Çocuklara da yarışmalar yapın. Standartını koyun. Ya bugün Malatya'da herkes uçursun. Yarışmalara soksun. Soner abi Malatya'da çıkar bence. Malatya kuşlar böyle. Ben izlemek istedim. Oyun, bir kuşu, oyun kuşu gibi Çorum. Oyun kuşu gibi bunu uçurmuyor arkadaşlar. Bak siz kuşları uçururken toplu uçuruyorsunuz ya çıplak kuşu. Toplu uçurduğunuz zaman bu kuşlar sürekli kuş oluyor. Bunu öyle uçurmayacaksınız. Bunu önce sürekli genelde toplu uçuracaksınız. Normal hava fişeğine başlıyor ya kuş. Teki alta inerken de bir iki tane vurmaya başlayınca teke alacaksınız. Normal bir oyun kuşunun yaptığı görevi bu da yapıyor. Öbürü bir metreye geliyorsa bu da 4-5 metreden alıyor. Niye derseniz şu köydeki, Gürcü köydeki Selahattin abi var ya bizim neydi adamın ya? Hayrettin abi. Hayrettin abi de ben 17 tane kuş aldım. Yukarı sana depoda uçurdum. Kimini akıttık, kimini de paça düzenli uçurdum, oynattım. Evet. Bak ya ben evet, yani aynı sarma ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Bir de uçurma da burada önemli. Söyle kardeşim. Şimdi abi bunlar bizim hani normal mardin kuşları gibi ferikken uçurmaya da gerek yok. Bunlar 3-4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında da uçurduğun zaman aynı yavru kuş gibi abi, özelliğini yapıyor. İddia eden varsa bak ben uçurayım 2,5-3 saatte uçacak. 4-5 dakikada yapar. 10 yaşının üstünde kısır. Çünkü arada kaşınıyor mu, uçuruyor mu, ısır yapmış. He, varlar diyorum, alıcı da almıyor. Ya bir de şöyle bir şey var, şunu da ilave etmem lazım, eksik atlıyor. Şimdi paçoz kuş
bir iki ay emek verdik sonra takla dönmeye başlayıp ve oyun düzenine girmeye başlıyor veya da 3 ay. En iyisi diyelim 5 ay. Tabii. Ama Çorum çıplaklarında şöyle bir şey var. Hayvan yavruyken dönmez, geç döner. Yani 7-8 ay bir senelik... 2 yaşında da oynarmışlar. 2 yaşında. 7-8 ay bir senelik bir emek sarf etmek lazım ki bunları oyuna dizmek için, düzeltmek için. Şimdi insanlarımız bizim tez canlı. 2 ay bu arıyor ya Çorum çıplak uçmuyor, oynamıyor diyor. Veriyor birine gidiyor. Şimdi böyle de bir şey var. Ama bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben şimdi... Kabakçı'dan geldim bir tane siyah boğa dişi getirdim. Merkezdir Osman abi. Niye gittim ondan aldım? Eski kuşçu. Tabii. Uzun Mehmet'le de bir erkek kuşuma gitti. Mehmet arkadaşımızdan. Uzun Mehmet öyle misin? Onu da ona vurdum. 15 gün uçurdum. Taklayı döndüler mesela. Hava bir şeyine başladılar. Evet. Uzun Mehmet'e verdim uçuruyor. Ama hepsi bir dahaki başlar. Ama şunu anlatmak istiyorum. Aynı oyun kuşunda da öylesi var. Soy tarif edeceğim. Bir hikayede dönüyor. Soy tarif edeceğim. Onu genelleme konuştum ya ben. Hani şeyde bunların da genelinde. Hep geç oynuyor zannetmezler. Hani bunun bazıları da diyor. Erken ne açanı var? Şimdi şöyle. Başıma gelen bir şeyden örnek vereyim. 1,5-2 sene falan oldu. Bir takım yavrusunu birisine sahiplendirdim, vereceğim. Fotoğraf çekerken birisi kaçtı elimin altından. 3-4 gün oralarda geldi, uğraştım falan. Hayvan bir yere gidip teslim olmuyor ama 3-4 gün yuvasına da gelmedi. Bir gün baktım, dönerek geziyor. Tabii. 4 gün içinde. Ona bakmak İşte istiyorum. O da uçum hatasından oluyor. Şimdi onu bilemem ama genelleme toplumda çok geç dönüyor. Hayır, çok geç dönüyor. Genellemeye vurduğumuz zaman Çorumcuklar benim bildiğim biraz geç diğer paçozlara göre daha geç. Oyuna başladı. Ona ile bir senede, iki senede bir oluyor. Tabii. Biz toplu uçur yok, çabuk oyuna girmiyor. Neden? Baranaya yetişeceğim diyor. Kuş her baranaya girdiğinde bir tanesi fişek yapıyorsa öbürü arkasından geliyor. Yetişemiyor hayvana. Ama iki ki uçurduğun zaman daha güzel oyun alıyorsun. Aynen. Ha ben bak arkadaş diyor ki ben hiç uçurmadım, hiç izlemedim, bilmiyorum. Muhabbetin hepsi... Gel, gel ben sana uçurayım. Gel ben sana uçurayım ya. Muhabbetin hepsi bir şeyle yapmıyorum. Ciddiyim ben, ciddiyim. Gel uçurayım. Şimdi arkadaşlar, genelleme olarak, hani bilmeyenler için konuşuyorum, bilenler zaten, bilenlere lafımız yok ya, yani. Bilen zaten biliyor ha. Bilmediğim şey varsa destek olabilir, tekne mutlu bir de. Genelde mor boğala dediğimiz kuşlar renk sonacı budur arkadaşlar. Ha bunun ben biraz daha farklısını severim, öteki ama genellemesi budur yani. Mor dediğimiz. Dur abi. Karabaş, karakuyruk dediğimiz kuş da şu eserli dişi mesela. Anladınız mı? Renk tonaj olarak mesela bak göz gaytenlerine bakın. Arkadaşlar yani şu göz gayteni çift kat dediğimiz gaytendir. Yani beslerken mesela ben buna çok önem verdim. Dikkat edelim. Hani? Genelleme renk olarak şu tip kuş yani. Daha kesmesi biraz daha fazla olsa o daha makbul olur. Kafede bunu söyle. Eskiden millet her kafasında besleyen hevesine besliyor. Uçurmaya. Şimdi Atilla bunlar tatlı mı? Yok. Abi emeklerine sağlık. Emek vermişsin, getirmişsin. Güle güle her biri. Suyu başını hayırlı gör. Çok güzel kuşlar. Atilla abi. Arkadaşlar bu tarz kuşlardan istersen yine cıplakçı arkadaşlarımız var. Şey yaparız, yavrularından filan temin ederiz. Birbirimize alışveriş yaparız yani. Bir şey yok veya yediği yediği bir şey yok. Mümkün mertebe eşit olursa tutulur. Kanat beyazlıkları. Bu 6'ya 6, 7'ye 7, 8'e 8 veya 8'e 7 bunlar makbuldür. Ama ne yani? Abi 9'dan sonrası alaşlara girer. 9'dan sonrası. 6'dan fazlası da boyuya gider. Yani kesme alttan atıyorum şu kanatta bak kaç tane var? 4 tane. Küt bizim çok tutulmaz. Makbul değildir. Yani en az 6 en fazla 9 olabilir. Yani 9 6'dır. Önemli değil benim için. He? Ya işte demek istediğim maşallah. Bunlar Kürşat abinin. Bak arkadaşlar bunlar da Kürşat abinin kuşları.
Bak şurada mesela pullu, hani bu koalaların bir özelliğinde de şu vardır. Yaşlandıkça kimisinde pul gelir, kimisinde yavruluktan vardır ama yaşlandıkça pul geleni makbuldür. Hani bence bildiğim kadarıyla bakıyorum. Ya 16'lılar dediğimiz tamam, 16'lılar getiriyor pulu da hani. Bir daha bir sonraki şeyde dersimizde. Sizinkiler boyunuzu asalım mı? Ha? Bu kadar iyi boyunuzu asalım mı? Madem bu kadar iyi boyunuzu asalım. Olur. Olur. Ufağa makbul diyorlar da ama demek ki dediğim gibi paşa görsel ufak birbirine kırdıkça da ufalıyormuş. Muhtar böyle bir şey var. Bu şu özelliği ufaktır ama kanat kuyruğundan tamamlaması lazım büyüklüğünde. Mesela şöyle diyeyim sana. Sporcu bir adam nasıl işte fittir, omuzludur, hani anlıyor musun? Bir de spor yapmamış bir adam vardır, böyle daha nasıl diyeyim sana, daha dardır ama yani. Kilolu olabilir ama daha böyle fit değildir, vücut yapısı gösterir. Oyun kuşunun önemli olan kanat kuyruk gövdeyi tamamlıyor mu, kapatıyor mu, omuzlu mu? Yani bu da bir nevi oyun kuşu. Mesela şu kuş fena değil. Güzel bir şey yani. Ha şöyle Gürşat abi burada. Mesela deminki saydığım özellikle şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kuşun gagan biraz kısa. Ben bu alanın uzun gagalısını severim. Ve doğru olan da onu biliyorum. Hani doğru muyum abi? Ha bu kuşun biraz kısa ama şu anda tercih ne? Dediğim gibi renkte nasıl olduğu gibi Alacaların beğendiği de bu ya. İşte ha. Evet. Alacalı demeyeyim de. Şu anda tercih edilen bunu da tutuyorlar. Adam bilmiyor. O da bilgi bence bilgisizlikten değil yani. Ama ne yapıyorsun? Bir saattir kaynatmıyorum. Kaynatmadım mı? Başka bir şey